Bak bakalım. Biraz kaldır abi. Bunlar halı abi zaten. Yapacak tabii bir şey yok. Bu da aile yemeği Ramazan ayında. Daha doğrusu her gün beraberdik de. Ramazan ayı işte biraz farklı oluyor. İşte kız kardeşimin oğlu. İkisi zaten uğraşıyordu. Burası da benim dükkan abi. Bu işte bizim evin bahçesi abi. Zaten her taraf çiçek normalde. Abi evde 8 kişiydik. Yani bizim ailemiz. Bir de kız kardeşim ve o evli olan hamile olduğunun haberini vermeye gelmişti pazar günü. Zaten anlamadık abi, hani nasıl bir şey olduğunu da anlamadık. Ben uzanıyordum abi kendi yatağımda. Uyuyakalmışım galiba. Hani ilkinde fark etmedik zaten depremi. Çok hızlanınca abi babam bağırdı. Çocuklar dışarıya diye. O bağırınca ben dedim ki hani kalkayım mı kalkmayayım mı diye tereddütte kaldım. İyiyken kalkmamışım yani kendi yatağımda. Babam kapıya yakın olmasına rağmen onlar merdivenin altında kalmışlar. Bir anda çöktü. Yani hiç fırsat vermedi. Bağırıyorsun bağırıyorsun abi, kimse duymuyor. Hani ben dedim belki bizimkiler ya da çıkmıştır, duyuyordur. Kesinlikle abi. Evde kaç kar... Abi ondan sonrası mahşer alanı gibi, ölüm gibi ya. O de, hani zaten beton ilk düştüğü zaman ayağımın dibine düştü. Onu gördüm. Üstüme de ikinci katın hani betonu düştü. Komple zaten hani dümdüz oldu. Aşağıdayım abi, yani yüzümde betonu hissediyorum. Göğüs kafesimde beton, ayaklarımın üstü beton. Hani ben dedim belki parça parçadır. Kaldırabilir miyim diye, zaten zifiri karanlık, bir şey görmüyorsun. Abi şöyle parmak uçlarım zaten, bunlar çalışmıyordu sol taraf. Dışarıdaydı sadece 4 tane parmağım. Bu elimle bakabildiğim kadarına baktım abi. Tek betonmuş yani, komple üst üstümüze çökük. Abi bağırıyorsun bağırıyorsun, kimse duymuyor. Yani ufak ufak böyle sallantılar oluyor abi. Beton üstünde gidip geliyor. Yani sıyırdığını hissediyordum, o acıyı hissediyordum. Evin hemen yan tarafı. Abi çok büyük hasar bıraktı. Yani çok aşırı derecede ayakta durduğun zaman sol ayağın boşa düşüyor. Bu ömür boyu çekeceksin dedi bunu. Yani kalça kemiği bir yerden kırılmamış, iki yerden kırılmamış. 37 parçaya ayrılmış abi. İstediği kadar dedi kaynasın diye. Bir de iki tane profesör doktor ilgilendi. İstediği kadar kaynasın dedi. Belli bir yerden sonra dedi yürüdüğünde dedi boşluğa düşecek. Kalça kemiği. Bir de spor yapmaz yasaklandı abi. Kaburgalarımla göğüs kafesim şu anda 3 santim içeride. Yani tam kalbimin üzerine denk gelmiş. En fazla yani diyor çok çok iyi sporla diyor en fazla 10 dakika koşabilirsin. 10 dakika sonra diyor hayatını kaybetme riskin diyor %90'a ulaşıyor. Çok şükür. Çok şükür abi, hani nefes alıyorsun. En azından gidenlerin arkasından bir dua edebiliyorsun ama. Çok şükür. Yani ömrüm bu şekilde geçecek, yapacak bir şey yok abi. Ben kendi dükkanım vardı abi, berber dükkanım vardı. O da evin hemen zaten yan tarafındaydı. O da dümdüz oldu. Bir birikintimiz de yok. Hani aile kalabalık. Yok abi. Kalçadan dolayı abi zaten belli bir süre sonra ayak boşa düşüyor. Yani yapabileceğim mesleği söylüyorlar, oturarak diyor. Hani diyor tıraş edebilirsen edeceksin, edemezsen diyor yapacak bir şey yok. Bu meslekte oturarak olmuyor. Hani ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Belki diyoruz bir şekilde hani yapabileceğimiz bir iş inşallah çıkar karşımıza. O şekilde yapacağız. Bir de şu sağ ayağımın bileğinde var. Göğüs kafesi. Kaburgalar. Duvar mı? Ellerini kullanmada sıkıntı yaşıyor musun?
sağ parmaklarında bile zam. Meslek anlamında sordum ya. Fark şu abi, makası artık yavaş yavaş kullanacağız mecbur. Çünkü yani ayağa kalksan bile abi en fazla günde 3 kişi tıraş edebileceğim. Yani o onda kimse kabul etmez. Dükkan kirasını mı ödeyeceğim ya da kendimi mi geçineceğim? Ev kirasını mı ödeyeceğim?